Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben yine bu korona zamanında bir ara buldum, kaçtım, geldim Mardin'deyim. Mardin'de sizler için, Mardin Biloğum'da biliyorsunuz ki Merlim Mor vardı, biliyorsunuz Sabuncu. Şimdi onun yanına gidiyoruz. Kendisinden rica ettim video çekebilir miyiz diye, sağ olsun kırmadı beni. Kimle gidiyorsun? Dünyalar güzeli bir insan zaten, çok iyi bir insana, yardımsever kendisi. Şimdi onun yanına gidiyorum ben. Şöyle Mardin'i ben göstereyim sizlere, çarşıdayız şu an. Dükkana doğru gidiyoruz. Biraz alışveriş yaptım. Arabayı bıraktım bunları. Şimdi yanına doğru gidiyorum onun. Evet arkadaşlar. Mardin'de Merlin Mor sabunları. Bakın dükkana bu. Şimdi geldik. Dükkana doğru gidiyoruz. Kendisinin ama kalabalık şu an. Ben geldim. Hoş geldin. Nasılsınız? Merhabalar arkadaşlar. Sonunda geldik. Merlin Mor sabunları. Merlin Mor'un kendisi. Mezardan kaldırdık, getirdik. Şimdi oturuyor burada. Çapa canlı. Evet, nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni çok özledim. Teşekkür ederim, sağ olun kararlarınız için. Hiç beni kırmadı. Teşekkür ben ederim. Kırmayayım ben seni. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Valla işte bu korona muhabbetinden dolayı fazla gelemedik dükkana da. Zaten iş olmadı. Çok şükür açıldı artık. Şu an yasak yok, kalktı. Kalktı, evet. Güzel gidiyor. Sürekli görüyorum sosyal medyadan paylaşımlarını, böyle hayvanlarla alakalı. Evet. Çok seviyorsun galiba. Hayvanları çok seviyorum. Her zaman da söylerim. Hayvanlar benim için insanlardan daha önemli. Daha önemli. Diyorsun. İlk önce hayvanlar. Tabii en sevdiğim insan hayvan. Ne diyor bu? Onların çünkü baktığında bakıma daha çok ihtiyaçları var. Ama bayağı şey yapıyorsun. Ben gördüm, yemek olarak da işte mama, evet, işte bakım olarak da veteriner bayağı maşayla ilgileniyorsun yani. Bayağı para döküyorsun galiba. Tek başımayım. Zaten bu dükkanın bütün geliri sokak hayvanları ve yoksullar için gider. İhtiyaç sahipleri için. Çok güzel. Ben güzel bir şey yaptığımı düşünüyorum. Aç kalmasın hiç kimse. Ne yoksullar ne sokak hayvanları. Bir de artı veteriner masrafları. Evet, görüyorum onları ve hani sürekli şey sorunlu hayvana bayağı bir problem. Yani evet, bir şey değil öyle. Basit hastalıklar değil bunlar. Allah yardımcı yani, olsun büyük size. Büyük. Bununla ilgili bir site falan var mı size yardım edilmesiyle alakalı? Sanki profilinde bir şey görmüştüm ben. Ha, vardı. Kimse görmüyor herhalde. Bir şey geldiği yok. Yani tek başıma böyle çırpınıyorum, çabalıyorum. Yettiği yere kadar keşke olsa da daha çok yapsam. Keşke. Yani yardım için arkadaşlar Instagram sayfasını koyacağız zaten aşağıya. Oradan ulaşabilirsiniz. DM'den mesaj atabilirsiniz kendisine yardım etmek isteyen arkadaşlar. Geçen sefer geldiğimizde Mardin Milo çekmeye geldiğimde şey görmüştüm billboardlarda. Yılbaşıydı galiba. Vardı, akışlarımız vardı. Sokak hayvanları için. Aynen. Onlara da ben çok para döktüm. Yani çünkü Mardin ve Güneydoğu'da biraz sokak hayvanlarıyla alakalı biraz sıkıntılar var. İnsanlara örnek olmak amaçlı. Böyle gösteriyorum ki kendimi de koyuyorum. Şimdi ben sadece hayvanları koysam kimse bakmıyor. Dedim kendimi de koyayım. O zaman bakıyorlar. Şimdi bakıyorlar, bakıyorlar, sıkıntı yok. Bakıyorlar. Yani birçok sayemde de besleyenler var yani. En azından kapısının önüne bir kapsu koyayım. Daha önce konuşmuştuk ama burada şu an yine aynı mı algı sana karşı? Biraz böyle sevmeyenin çoktu ama. Aynı. Hala aynı mı? Değişen bir şey olmadı. Esnaflardan zaten sıkıntı çekiyorum. Esnaflar derken şimdi gerçekten çok güzel, değerli insanlar var da sabun işi yaptığım için sabunculardan sıkıntı çekiyorum. Sadece onlar o bu beni şey soruyorlar ya. Evet. Yani şimdi sorulmayacak gibisinde. Gibi de değilsin yani. Bana çok insan sordu, yazdı normalde. Çoğu insan bilmiyormuş, işte öğrenen oldu vesaire. İzlenmeye göre de izlemeden daha az da yazan oldu zaten. Valla çıkın çıkın gelin Mardin'de belli zaten burada. Bu insanların senin alıp vermediğini onu anlamıyorum. Hani kimseye bir şeyin yok. Zaten yok, hayvanlar kesinlikle uğraşıyorsun. Ekstra insanlara bir yaptığın bir şey yok. Neden bu kadar acaba? Çekim güzelliğinden herhalde. Kıskanıyorlar. Ya da benim yaptığımı yani yapamıyorlar ya, ondan mı acaba bilmiyorum. Onlar da yapsın. Şunu sorayım, normalde ya onlar tabii yapamazlar. Böyle olamazlar ama. normal işleriniz nasıl onlara göre? Daha mı iyi? Şimdi burada bir halk geliyor yani Türkiye'nin her yerinden. Tabii, yabancı turist ülkeden. Çok. Onlara işte alışveriş yapmak için buraya benim için geliniyor. Tabii gelince de bir şeyler alıyorlar sağ olsunlar. Haliyle tabii ki iş olarak da galiba buradan anlayacağımız üzere daha iyisin muhtemelen. Allah daha tabii, da çok versin. Tabii. Herkes hepimize versin. İşleriniz hep tıkırında gitsin, Allah bozmasın. Abi. Burada hayat nasıl? Zor mu? Ya da işte pahalı mı? Nasıl gidiyor? Ne zamandır buradasınız Mardin'de? 7 yıl oldu. Hayat zor değil, gayet güzel. Modern bir şehir zaten. Yani çok modern değil aslında ama... Yadırgamıyorlarsa... Evet. Sıkıntı yok. Gayet ben mesela sürekli görüyorum sosyal medyada hep elbise, bu şekilde böyle şıkır şıkır evet, sürekli. Kesinlikle sıkıntı yok. Yani benden daha açıkları var. Gerçekten modern bir şehir. Ben seviyorum burayı. Yani ben geziyorum, çok modern. Modern mi Ahmet çok burası? Bitmiyor zaten. Çok modern değil ama güzel. İnsanlara çok güzel buranın tabii ki. Ha, güzel. Yani insanlara da güzel. Evet.
Güzel yani, bu ben şekilde. Ben şurada birkaç insandan bahsettim hani. Sabunculardan bahsettim. Acayip kızıyorum ya. Bir de şey yapamıyorum yani, paylaşamıyorum onları. Hani böyle sosyal medyada falan. Ay, ne istiyorsun kadından? İnşallah duyarsınız da artık beni kötülemezsiniz gelmek isteyenleri. Ya ne kadar kötüleseler de zaten dışarıdan da hani dükkanın algısı da, şekli de, işte mimarı falan çok güzel durduğu için zaten belli yani. Şimdi kaç tane sabuncu geçtik derken hiç kimse bir albenisi yok yani baktığın zaman. Ne yapsalar da bunu değiştiremez çünkü insanlar ne kadar kötülese de daha çok merak ediyor. Evet, meraktan dolayı geliyorlar. Aynen. Meraktan dolayı geldikleri için de zaten merak edecek gibi de değil yani zaten maşallah öyle zaten. Bu arada sabunların galiba N11'de var değil mi senin? N11'de var, birçok şeylerde var. Şimdi linkini de bırakalım aşağıya N11'inde. Oradan ulaşmak isteyenler ulaşabilir. Ne soralım, ne yapalım, ne konuşalım? Evlisin değil mi bu arada? Evet, bak güzel bir konuya girdim. Evliyim, 4 çocuk annesi. Maşallah, 4'ten doğurdun şu an. Evet, ben 4 tane doğurdum. Bir tane doğurdun. Yok, ben doğurmadım. Benim eşime, sen ha, doğur, ben bozuldum. Eşiniz doğurduysa iyi o zaman. Sen niye doğurmadın? 4. 2 kız, 2 erkek. Evet, o da benim kızım. Bunun bir küçüğü daha var. Bu en büyükleri. Bayağı genç kızken ben... Böyle boya ermiş. Ya. Oğlum 29 yaşında, evli torunum var. Şaka yapıyorsunuz. Vallahi şaka yapıyorum. 29 yaşında oğlu var. Ay, hoşuma gidiyor böyle. Ama yani aynaya baktığın zaman ne düşünüyorsun? Güzel oldu. Şu kadın benim bak şimdi bu ayna tamam mı? Ben miyim falan? Her şu ayna. Şuna bak ya. 29 yaşında çocuğu var şunun. Şuna görüyor musun? Diyor musun kendine? Diyorsun canım, kim demiyor? Yok demiyorum ama şey hani fotoğrafları falan baktığımda diyorum yani ne kadar güzel. Güzel gerçekten hani şey değil, bu iltifat değil. Yani ama yani 29 yaşında çocuğun olması da... Sen kaç yaşındasın? Ben 26 yaşındayım. Benden büyük çocuğum. Evet. Ya, yaşını sormuyorum o zaman. Ben yaşımı saklamıyorum. Gençsin herhalde. 46 yaşındayım evet. Ama 46'dan genç gösteriyorsun. 46 değilsin yani. O yüzden şaşırıyorum 29 yaşında çocuğun nasıl oluyor diye. Acaba 10 yaşında falan mı dedim evlendim? En fazla 35 gösteriyor. Zamanında evlendik evet. İşte. Çocuk yaptık, hep çalıştık. Sabunlara borçluyum, eşek sütü sabununa. Eşek sütü sabunu olan arkadaşlar bakın. Kullanan kullanmıyor. Bak ama bak ne diyeceğim. Gerçekten çok güzel. Ben aldım zaten senden daha önce. Yine alırız buradan da. Ben kuaföre gitmiyorum. Saçımı başımı kendim yapıyorum. Kesiyorum. Ondan sonra boyuyorum. Kendin mi yapıyorsun? Kesinlikle şaka yapıyorsun. O korona zamanında falan herkes bana şaşırıyor. Hangi kuaföre gittin? Gitmiyorum. Yok kuaför yok zaten. Ondan sonra güzellik merkezlerine hiç gitmiyorum. Nasip olmadı. İhtiyacın ama zaten 50 yok. 50 yaşından sonra... Artık ihtiyaç duyuyoruz. Ekstra belki ufak dokunuşlar yapılır belki ama ama şu an bile yok yani. Yakından ben bakıyorum arkadaşlar, yakından da yok. Kedi. Allah kedi ezin. Ay ben böyle var hep odaklı. Hayvan sever, hep gözü yolda biri eşi. Ben kendimi atıyorum arabaların önüne. Kedi geçsin diye. Dursunlar, ona durmasa bana durur. Yani vallahi Allah hep gönlüne göre versin. Gerçekten ben görüyorum sürekli böyle hayvanlarla alakalı paylaşımlar yapıyorsun. Geri dönüşüm oluyor mu güzel bundan yoksa gerçi şey dedim çok şu an gören duyan yok hani yardımsever var mı çekerim? Yok kesinlikle yok yani hani ben de zaten paylaşmıyorum işte bana destekte bulunun mama desteğini falan paylaşmıyorum ama bilen biliyor. Burada hayvan baktı falan yok mu böyle hani ortak yok. Çalıştığınız yok. Yok. O zaman Mardin'e bir tane hayvan baktı istiyoruz artık gazetin birileri her şey var bu mu yok? Dernek de ya vakıf mı olur? Dernek olsun dernek, dernek vakıf aynı. Dernek başkanı olmak istemiyorum. Dernek altında çalışmak istemiyorum. Çünkü dernekler bana göre biraz şey, farklı açılardan bakıyorum ona, kötü açılardan bakıyorum. Ya ben böyle kendi halimde iyiyim ya. Ya ama ikisi de bir destek olmuş olsa sonuçta bir şeyler yapmak, güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Daha önce galiba şu hayvan barınakları yapmıştın yan tarafta, kendi evet. Adınla oldu. Onlara bir problem olmuş muydu? Sanki öyle bir şey evet, söylüyordun. Evet, onlardan çok şikayet geldi. Çok acayip şikayet geldi. Üzerinde yazılan yazılardan da şikayet geldi. Falan geldi işte bunları kaldı falan diye. Ya işte burada insanlar diyor hayvan haram, hayvanın olduğu yerde, kedinin köpeğin olduğu yerde melek girmez falan diye. Kapının önünden bile geçerken böyle hani laf sokarak geçiyorlar. Ben diyorum karşıdan geçin, yormuyor. Yani evet karşıda da kaldırırlar, oradan yürüsünler. Evet. Çok şey değil yani burada. Hayvan vermiş eline yani. Onlar ne kadar güzel varlıklar ya. Evet. Benim evde 20 tane kedi, 2 tane köpek, ben mutluyum. Mur mur mur. 4 tane çocuk, bir tane sevgili torun var.
Ev böyle şey yani, güzel, kalabalık bir ailesi. Bir şey soracağım şimdi sen. Neden Mardin? 7 yıl önce böyle bir şey karar verdin. Evet. Neden başka bir yerde mesela? Seni bir Antalya'da görmek isterdik mesela. Ya da ne bileyim, daha böyle işte Eskişehir olabilir de. Yiyeyim Çanakkale olabilir de. Neden Mardin? Canım bugün İzmir'de Çanakkale'den geldik zaten. Şaka yapıyorsunuz. Emin ol, Çanakkale'den daha güzel burası. Çanakkale'de neresinde oturdunuz? Kepez. Kepez'de oturdunuz. Evet, buradan en güzel yerinde oturdunuz. Çanakkale'lilere selamlarımı söylüyorum. Ben de Çanakkale Üniversite Okulu'm bu arada. Gelibolu'da. Ben de selam söylüyorum. Güzel. Çanakkale'de. Hayır, güzel bir şehir ama şey, ben burayı daha çok seviyorum. Buraya biraz bir anlamda esti yoksa işler buraya mı, hani buraya mı gelmeniz gerektiği? Benim eşim askeri personel, tayini çıktı. Ama ben o kadar çok istedim ki bir şeyler beni çekti buraya. Dualar ettim, inşallah oraya çıkar. Çektiği kadar var mıymış? Var tabii. Bence çok güzel bir yer. Ben hala seviyorum. 7 yıl buradayım. Yani hala seviyorum. Gitmeyi de düşünmüyorum. Gidersen de meşhur oluruz. Yok mu şu an proje, işte sana gelen bir reklam teklifi vesaire falan? Var da şu an işime odaklandım. Ben iyi bir iş kadını olmak istiyorum şu an. Onlar hobi olarak olur ama bu benim işim. Evet. İşim bu. Bunun şey var mı? Franchise veriyor musun isim olarak? Franchise vereceğim artık. Allah nasip ederse. Çok artık verin zaten. Var. Evet. Türkiye'nin bir markası olacağım. Yabancı ülkeye de. Yani ambalajlara falan da şuradan versene bir tane sabun. Ambalajlara falan da çok güzel. Evet. Benim resmim var ambalajlarda. Aynısı. Evet. Resimden daha güzel canlı. Canımsın ya. Almak isteyen dediğim gibi tekrar hatırlatıyorum. N11'de var. Oradan ulaşabilirsiniz. Trendyol'da var mı? Trendyol'da var mı? Daha şey. N11'de izlemesin bunu. Trendyol daha sağlam. Sabunun iki gözlü. Sağlık Bakanı onaylı ve garantilidir. Zaten kullanabilen etkisini görür. Bir haftada o cildindeki etkisini falan görür. Üç gün diyorum. Aslında da yani en fazla bir hafta. Nurveci amcamız. Mırra'yı çok seviyoruz. Mardin Mırra'sı. Öyle mi? Aldık. İçtiniz mi? Aldık da içtik. Ya bu amca yapıyor böyle. O da çok güzel. Gitti, dönüşte olduk. Sabunlarımız bu şekilde. Özellikle de eşek sütü sabunu galiba, değil mi? Güzel olan. Evet, ben onunla meşhur oldum. Yani kendim sabun kendim yaptığım için. Zaten haberlerde de çıktı. İşte herkese. gördün mü bilmiyorum o haberi. O eşek haberi görmedim. Sabun. Yok, onu görmedim. O şey, dünya basında çıktı, uluslararası basında çıktı. İlk kendin yaparak mı başladın? Mary Moore'a eşek sağdı, sabun. Şu kapıyı kapasam mı 2 dakika abi? Araba çok geçiyor. Ses geçiyor. Hiç bakmadık da araba sesini tutamadık. İlk kendin mi yaparak başladın? Evet, kendim yaparak başladım. Ufak. Çok talep gördü. Tabii yeni açmıştım. İnsanlar yavaş yavaş geliyordu ya. Sonra haberlerde falan çok çıktıkça birçok kanallarda çıktım. Hatta hayvan... Eşekli bir haberim var, biliyor musunuz? Onu biliyorum galiba yük, ya. Yük yapmışlardı, çok iki tane çekyat yüklemişlerdi de. Ben de bağırdım, indirin onu falan diye. He. O günlerce gündemde kaldı. Bunlar sana şey yapıyor, haberler çok prim getirmese de sosyal medya çok önemli. Tabii. Evet, sosyal medya i̇şte önemli. Sen şimdi paylaşıyorsun, bak birçok insan görecek. Ben zaten sürekli paylaşım aklıma geldiği için mesela bir ay geçiyor, dün paylaşmadım diyorum, paylaşayım falan. Ben çok mutlu oldum geçen gün. Evet, evet, doğum günümde galiba bir de paylaştım. Bir yanlış etiketlemişim, yanlışlıkla fan sayfasını etiketlemişim. Söylemese bana, diye ki beni de etiketle demişsin, hatırlıyor musun? Evet. Ben onu etiketledim sandım çünkü direkt o çıktı ilk başta. Herhalde o sandım, fanı hiç görmemişim en sonunda. Sonra onu söyleyince etiketledim ya diyorum, tamam mı? Aa, dön etiketlememişim diyorum. Sonra yine yapayım dedim. Yine yanlış etiketledim. Sonra sildim, tekrar etiketledim. Evet, bu sefer doğruyor. Evet, sayfalarım var. Açık. 46 yaşına galiba yeni girdin geçenlerde. Hayır. 50'ye az kaldı. Ay inşallah 50'de de böyle olurum diyeceğim de. Böyle olursun. Ne olacak ki? 60'da 70'de de böyle olursunuz. Yok, beğenmeyeceğim. Fazlasını ben. Biraz daha tekrar olur. Ama ben şey artık yani belki 3 yıl sonra yüzümü kaybedeceğim. Hani Merlim oraya hiç benzemeyeceğim ama güzel anılmak istiyorum. Evet. Hayırseverliğimle, hayvanları işte. Tabii o olur önemli. Yani bunlar olsun. İş güzel, iyi bir iş kadını olsun. İnsanlara örnek olayım, özellikle kadınlara. Evet. Hani bana bakınca bir güç alsınlar. Bunlara da bahsedebilirsin. Ha evet. Bak ben kadınlara da destek oluyorum. Evet. Arkadaşlar burada bir köşe var. Evet. Kadınların el emeği, göz nuru yaptığı şeylerden. Keseler. Birkaç tane versiniz de medya bakalım onlardan. Sezonda gerçekten ben kadınlara ciddi anlamda para kazandırıyorum. Çok güzel bir şey aslında. Bir kadının kadına destek olması o kadar güzel bir şey ki. Genelde evet. Kıskanıyorlar ya, böyle çekemiyorlar. Mesela çok şey oluyor, çok satılıyor. Keseler bunlar. Çok satılıyor. Sabun kesesi bunlar böyle. Sabun da koyuyorsun. Şey buradan yani. Takılıyorlar içine, hediye edilmiş şeyler yapıyorlar. Ha o şekilde. Tam arayıp da bulamadım. Hayır, en çok altın. Evet. Zengin olanlar altın koyuyor. Biz çok güzel yani. Koyuyoruz. Hayvanlar olduğu gibi insanlara da. Evet. Onlar da magnet işte. Bu da magnet. Magnetlerini yapmışlar böyle arkası mıknatıslı şöyle. Bu da şey Süryani bilekli. Her şeyde görmüştük az önce. Antikacı. Antikacı da sormuştun sen. Süryani bilekli, evet. O şekilde. Şahmeran çok meşhur burada.
Ben hala çözüm. Şahmeren niye mi şu burada? Anlatsın. Ben anlamış değilim hala. Yani normalde Şahmeren'in hikayesi bizim oraya ait. Farklı bir hikayesi var onun. Evet. Yani çok farklı bir hikayesi var. Ay, uzun anlatayım. Ama şey, Şahmeren olayı var bir ya. Bir dahaki size de YouTube videosu yapalım da. Anlatabilir aslında. Ha, istiyorsanız. Güzel bir hikayesi var çünkü. Anlatabilir, sıkıntı yok. Hatay'a özlü bir şey değil mi? Yok yok, Adana, Mersin tarafındadır. Hatta Şahmaran'ın mezarı şeydedir. Tarsus'da taştadır yani. Evet. İsmi neydi çocuğun? Bir tane çocuk var, onun adı işte, tamam mı? Farklı bir ismi var. Şahmaran'ın hikayesinde, Şahmaran'ın yerinin altında yaşayan Şah ve Mar. Mar yılan ismi yani, tamam mı? Evet. Bunu görenlerin şeyi, vücudu kullanıyor. Hmm. Bu bir kuyuya atılıyor bunun arkadaşları, orada kalıyor, ondan sonra çıkamıyor, sonra orada uyuyakalınca etrafında bir sürü yılanlar görüyor, onu işte Şahmaran'ın yanına götürüyor, onu gördüğü için orada bayağı bir esir tutuyor bunu, sonra diyor ki böyle böyle iyi bir çocuk olduğunu anlayınca diyor ki seni salacağım ama diyor, benden diyor kimseye bahsetmeyeceksin. Dün demiştim onu, şey yapıyor, kimse söyleme diyor, sonra söylüyor galiba, evet. Değil mi? Yok, ondan sonra da o ülkenin padişahı işte, kralı artık neyse rahatsızlanıyor, tamam mı? Ancak diyor ki oradaki şeyler falan, büyücüler falan, bir tane Şahmaran var, onun diyor kanını getirirsen şey olacaksın, iyileşirsin diyor, başka türlü olmaz. Bunu da bir tek kimse bilmiyor, görmemiş ya, görenlerin diyor vücudu diyor pul pul olur diyor. Gerçekten o çocuğun adı da yani şu anda aklıma gelmiyor, biliyordum. Pullanıyor, bütün ülkedeki herkesin vücuduna bakıyorlar yani, pul pul. En son vuruyorlar, gönderiyorlar bunu almaya, ondan sonra bu gidiyor Şahmaran'ın yanına. Ben diyor senin diyor böyle böyle diyor. Seni nasıl götüreceğim? Tamam diyor, sen beni götür diyor. Öldür diyor, tamam mı? Yalnız giderken yılanların hepsini topluyor, diyor ki ben diyor işte şeyden gidiyorum. İsmini unuttum işte dediğim gibi. Sonra geleceğim ama beni merak etmeyin kesinlikle diyor. Ben onun yanındayım. Emanet yerdeyim diyor. Çünkü yılanlara söylüyor. Yılanlar çünkü şey yapmasın diye. Sonra gidiyor işte. Diyor ki beni öldürdüğün zaman kuyruğumu kes, ona yedir. Gövdemi şeye yedir, kafamı da sen ye diyor, şey olasın, lohman ekim olasın. İşte kuyruğunu yiyince o ölüyor, öteki o gövdesini yiyince işte bilmem ne oluyor. Sonra işte kafasını da kendisi yediği için lohman ekim oluyor. O da oradan geliyor zaten. Oradan geliyor yani. Öyle bir hikayesi var ya. Şimdi şey diyeceğim mesela, sabun daha, sabun işi daha önce yapıyor muydun başka bir yerde? Yoksa? Hayır, yapmıyorum. Bir anda burada türedi o bir zaman. Bir anda, evet. Aslında ben düşünmüyordum da, çünkü burada açıkta satılıyor sabunlar ve Mardin'in bıttım sabunu meşhurdur. Bana hep teklif ettiler işte, gel ortak olalım, senin adını kullanalım, sen %50'sine ortak ol falan. Ya dedim ben niye kendi ismimle niye yani size ortak olayım falan dedim. Hiç düşünmüyordum ama birisi dedi ki kendi markanı ya yüzünü kullanırsan, patentini de alırsan güzel bir marka olursun dedi. Zaten organik doğal bir sabun. Bir yönlendirme dönemli. Evet. Kaç yıldır var şu an burası? 2 yıl. 2 yıldır var. Aslında daha da önce yapabilir misin aslında ama? İşte herhalde. Ben yaklaşmadım ona. Çünkü ben modellik yapıyordum o sıra. Gelinlik modelliği yapıyordum. Sabun işine girince onu da bıraktım. Modelliği de bıraktım. İkisi aynı anda gitmedi galiba. Yoksa sen yapmıştın. Yok gitmedi. Dedi. Çünkü şey buraya odaklanmam lazım. Evet. Yani odaklanmayınca hobi, olmuyor. Dediğim gibi hobi olarak bu işim benim. İşim de büyüyeceğim inşallah. Valla biz de seni güzel yerde görmek istiyoruz yani böyle. Daha çok farklı yerlerde, her yerde olsun ki biz de uğrayalım sürekli. Bu şekilde. Her zaman bekliyorum. O kadar mutlu oldum ki yani. Evet, bu bana bir sürpriz oldu. Valla mutlu oldum. Mutlu. Biz de bekliyoruz sizi. Yalova'ya oteldeyiz biz de. Size misafir ederim. O tarafa işiniz düşerse İstanbul tarafına gelin. Otelde sizi ağırlayalım. Ay, bekleriz. Bir termale şöyle bir girin çıkın. Bir 18 olun. İhtiyacın yok ama. Gereken sabun getir yana, senin sabununla daha güzel olursun yani termalde. Ben çok sabun getir. Son olarak bir şey söylemek istiyor musun? Kapanışı yapalım. Buradan işte senin takipçilerine çok selamlarımı iletiyorum. Sizleri çok seviyorum. Beni takip edin. Ben Mardin'e gelin. YouTube kanalın var mıydı bu arada senin? Yok. Aslında yapabilirsin normalde, biliyor musun? Çok sabun tarifleri vesaire falan böyle. Çok oturduğun iyi. Yerde şurada yapar. Ben bak. Ya sadece bir Instagram, bir de YouTube, o kadar. Klibi var bir tane. Ben bir tane. Profesyonel yapacağım yani, güzel olmayabilir ama olsun, hevesim. Ben de istiyorum yani. Profesyonel bir tane. Hep sürekli araştırıyorum, bakıyorum böyle. Belki bir gün beraber de yaparız ileride, çok ikimiz de büyürsek böyle. Bana şöyle nostalji, böyle film havasında bir klip. Ama sen şarkılarını falan hep biliyor musun? TikTok müziklerin falan hep öyle. Yani hep nostalji müzikler böyle. Evet, yani. Yakıştırıyorsun da kendine etekli falan ya böyle. Yakışıyor da. Nostalji havası olduğu için. Ben seviyorum kendimi. Arkadaşlar kanalımı bırakıyorum, Instagram sayfasını. TikTok da bırakırım buraya, ikimizin de. Hepinizi öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Mardin'den sevgiler.
Hoşça kalın.